Merhaba arkadaşlar. Evet, şu anda Türkiye'de belediye seçimleri için oy kullanılıyor. Evet, daha önce defalarca söylediğim gibi ben aidiyet duygumu yitirdiğim için bu ülkeye ait sizler sayesinde oy kullanma aklımın ucundan bile geçmiyor. Evet, biz AK Parti ile birlikte nelerle tanıştık? Hayatımızda olmayan ne vardı? Şimdi seçimlerde neler var? Neler öğrendik AK Parti'den? Elbet birçok şey öğrendik yani. Öyle boru değil yani. Bakalım. Notlarımı aldım ya. Şimdi Anadolu Ajansı denen bir şey var. Devletin haber ajansıdır bu normalde. Bunun bütün kademelerine kendi insanlarını yerleştirdiler. Ne yaptılar? Seçim sonuçlarını yalan yanlış açıklama, erkenden kendilerini önde göstertip seçim başında, sandıkların başında duran müşavirlerin erkenden evlerine gitmelerini, morallerinin bozulmasını, oy torbalarını bırakıp gitmeleri için böyle ne yaptılar? Erkenden moral bozucu haberler yaydılar. Anadolu Ajansı sayesinde. Şimdi zaten Anayasa Mahkemesi'ni biliyorsunuz. Hiç olmayan şey, görmediğiniz şey. Kendi üyeleriyle atadılar. İşte Cumhurbaşkanı tamamına yakınını artık o atıyor. Ne kadar komik değil mi? Ne güzel anlatıyorum da bunlar komik şeyler. Gülmeniz lazım şu an. Gülüyor musunuz? Hayır. Peki. İyi, güzel. Şimdi Sayıştay denen bir kurum var. Ona şu ana kadar ilişemediler diye biliyorum ben. Sayıştay da devleti denetler. Bir de Danıştay var tabii. Ama bu Sayıştay'a herhalde bulaşamadılar diye biliyorum. Sayıştay'ın raporlarına internetten bakabilirsiniz. Hala nasıl çalınıp çırpıldığını. Korna çalıyor gerizekalının amipin biri. Evet. Bir evde mükerrer oylar, bir evde 1500 seçmenin olması, doğudaki sandıklara ulaşılamaması, işte spekülatif haberler, mükerrer oyları zaten söyledik. Yasaklar mesela, uyulması gereken yasaklar ama kendileri uymuyorlar. Mesela seçim döneminde Cumhurbaşkanı ya da parti başkanı, her neyse başkan oldu şimdi, saçma sapan bir sistem var zaten. Başkan devletin imkanını kullanarak seçim dönemine girildiğinde devletin imkanını kullanarak oy isteyemez. Yani devletin arabasını dahi kullanamaz. Hiçbir şekilde. Ne yaptı? Bırak arabayı kullanmayı. Para saçıyorlar. Vatandaşa para saçıyorlar. Makarna dağıtıyorlar. Kömür dağıtıyorlar. Kimin malını kime veriyorlar? Enteresan bir seçim. Ben dünyada olduğunu zannetmiyorum. Yani AK Partililerin dünyada herhangi bir yerde eşinin benzerinin var olabileceğini ben düşünmüyorum. Bu insanların eşi benzeri olamaz. Yani mümkün değil. Hiç kimse onlarla boy ölçüşemez yani. Evet. YSK kaldı bir de, Yüksek Seçim Kurulu. Yüksek Seçim Kurulu'na da kendi elemanlarını atadılar. Efendime söyleyeyim, tıpkı Merkez Bankası'na olduğu gibi. Yani karman çorman ettiler. Yani ülkenin dinamikleri vardır mesela. Bazı kurumlar vardır. Oraya kesinlikle karışamazsın. İşte tek şu anda el atamadıkları tek bir yer kaldı. Anayasanın ilk 4 maddesi. Onları da biliyorsunuz zaten ne olduklarını. Değişemez, değiştirilmesi, teklif dahi edilemez. İşte Türktür falan gibi şeyler var. Açıp okuyabilirsiniz. Şimdi hayret, seçim yapılıyor hala. Enteresan. Yani niye yapılıyor onu da anlamış değilim. Zaten bütün kurumları ele geçirdiniz. Tamamını ele geçirdiniz. Kendi adamlarınızı koydunuz. Dostum, neden uğraşıyorsunuz? Yani bunlarla neden uğraşıyorsunuz ki? Ben İstanbul'a belediye başkanı atadım diyeceksin. Hop, İstanbul'un belediye başkanını belirleyeceksin. Ankara, İzmir bilmem ne. Zaten sen zaten ya iğrenç bir şekilde devletin her kademesini zaten ele geçirmişsin. Ya sen devlet değilsin ki. Sen iktidarsın.
Yani bir dönem için o milleti idare etmek için yetki almışsın. Sen devletin kurumlarını ele geçiremezsin. Bunu yapamazsın. Bütün televizyonları satın alamazsın. Kendine bağırttıramazsın bütün televizyonları. Her şey güllük gülistanlıkmış gibi dünyanın en komik ülkelerinden biri haline gelmemizi bu şekilde engelleyemezsin. Seçimleri niye yapıyorsun hala? Bu da ilginç değil mi? Bak dostum, hani ben bir önceki videoda da söylemiştim ya, bak güzel kardeşim, AK Partili olanlar her kim olursa olsun, bakın kişiliğinizi hani severim, saygı duyuyorum, var öyle insanlar, evet kardeşlerim falan da var, yani benim yanımda konu açmayın, Amerikalı gibi, Fransız gibi davranın, çünkü ben sizin yanınızda ne din konusunu açıyorum, yanlış inanıyorsunuz, yanlışın peşinden gidiyorsunuz diyorum, ne de politika konusunu açıyorum. Benim yanımda sakın ola ki bunu açmayın. Ya bu konuları açmayın. Sabahleyin bir video daha çekmiştim zaten. Eksik kalmıştı bunlar, bunları da söyleyeyim dedim. Değişik bir varlıksınız. Nereden geldiniz? Nerede kümelenmiştiniz? Ülkenin dinamiklerine oynayacak, dinamiklerini bozacak şekilde nasıl örgütlendiniz, bir köşede saklanmıştınız bilmiyorum. Belki Özal hükümetinin artıklarısınız bilmiyorum. Her neyse yani. Yani benim gibi bir insan aidiyet duygusunu yitiriyorsa daha artık söylenecek bir şey yoktur yani. Yani kalkıp bir de konuşuyorsunuz. Sakın aksi bir durumda benim karşıma çıkmayın. Yani sizinle aynı masada oturmamaya zaten özen gösteriyorum. Bulunduğunuz ortamdan zaten kaçıyorum. Bunu yapmadığım tek insan şu an kardeşlerim. Ama zorlamayın yani. İşte görüyorsunuz işte yani. Kitlediniz yani. Görüyorsunuz değil mi? Yani siz bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olduğunuz için, kendi üretebildiğiniz herhangi bir şey olmadığı için, başarınız olmadığı için, üst akıl olmadığı için, zekanızı kullanamadığınız için ne yapıyorsunuz? Biat edecek birilerini arıyorsunuz. Biri gelsin de bizi evirip çevirsin, oraya yönlendirsin, buraya yönlendirsin. Beni hiç kimse evirip çeviremez ya. Ben hiç kimseye hayranlık duymam yani. Hani şey anlamında, hani öyle lider falan filan. Onlar tırt işler. Onlar size ait şeyler. Yani zavallı toplumlar başlarında birini isterler. Anlatabildim mi? Evet, konuştukça yine şettireceğiz. Bitirdiniz ülkeyi. Helal olsun. Hadi bakalım, bunu da burada keselim. Keselim bakalım. Hoşçakalın.